Merhaba arkadaşlar, lamba parlaklığı ile ilgili olarak 9. pekiştirme tezimi çözümlerine geçiyoruz. Demiş ki parlaklıkları kıyasla. Yalnız lambalar özdeş mi? Hayır, özdeş değil. Özdeş olmadığı için o zaman mecbur güçlerine bakacağım. Peki güç dediğimiz şey neyi arkadaşlar? Pi çarpı V veya I kare çarpı R veya V kare bölü R, hangisini kullanmak istersin? Devreyi çözümlemeye başlıyorum. Nereden başlıyorum? En karışık genişten başlıyorum. Şu bakıyorum, bu ikisi birbirine ne? Paralel. O zaman bunların V değerleri ne olmak zorunda? Eşit yani. I ile R'nin çarpımı eşit olacak. Dolayısıyla ben buradan geçen akıma atıyorum 2'yi dersem, yani burası 6i ile olursa, buranın 6i ile olması için buradan geçen akım da 3i olacaktır. 2'yi buraya, i buraya gittiğine göre demek ki buradan gelen akım da 3i. 2'yi burada, i burada, 3i'lik akım geliyor. O zaman K'nın gücüne baksak, gücü ben şu I kare çarpı R'den kullansam, yani akımın karesi 9 çarpı I'den, K'nın gücü 18 ile orantılı bir değer. L'ye baksam, geçen akım 2'nin karesi 4 çarpı direncimiz 3'ten, 12 ile orantılı diyebilirim gücüne. M ise geçen akım 1'in karesi çarpı direncimiz 6'dan 6'dır. Dolayısıyla sen burada parlaklıklara kıyaslayacağın zaman ne diyeceksin? K büyük, L büyük, M şeklinde ne yapacağız? Kıyaslamamızı yapacağız. Cevabımız Denizli olacaktır. Sadece kırmızı ve mavinin yanmasını istiyorum. Arkadaşlar bir kere mavi ve kırmızının yanması için akımın şuradan geçmesi lazım. Yani mutlaka bunlardan bir akım geçmesi lazım. O zaman ikisi kapatmak zorundasın. Şimdi kırmızı ve mavinin yanmasını istiyorsan devrenin tamamlaması için o zaman mecbur Z'yi ve şuradaki Y'yi de kapatmak zorundasın. Ama sen şu yeşilin yanmasını istemiyorsun. Yanmasını istemiyorsan bunun kısa devre olması lazım. Yani akımın oradan gitmemesi lazım. Onun için ona dirensiz bir yol yapacağın için ne yapacaksın? T'yi de kapatacaksın. Dolayısıyla hangi anahtarlar kapatılmalı? Hem X, hem Y, hem Z, hem de T. Yani bütün anahtarları kapatırsan sadece kırmızı ve mavi ışık verecektir. Tüm lambaların yanmasını istiyorsun. Arkadaşlar bir kere şuna bakın. Mesela bu ucu boşta olan, mesela şu lambaya baktığınız zaman, şu üstteki şu lambaya bakarsak, şu üç nolu anahtarı kapatmadığı müddetçe şu lambanın ışık verme şansı yoktur. Çünkü bir ucu boştadır, akım devreyi tamamlamaz. O zaman bir kere 3 kesin, onu kapatacağım. Sonra bak bakalım yeterli oldu mu? Şimdi akım buradan ne yaptı? Geldi. Şu lambadan geçti. Şimdi sadece 3'ü kapattım ya, deniyorum. Işıklarda zaten arkadaşlar sadece 3 olmadığı için mecbur başka bir şeyler de kapatmam gerekecek. Sonra ne olacak? Sonra buradan gelen akım gelecek, gelecek. Buralar açık olduğu için ne yapacak? Devreyi tamamlayacak. Sadece 3'ü kapatırsam ne olur? Şu 1, 2, 3, 4 yanar. Ama şu lamba ne yapmaz? Şu lamba yanmaz. Bu lambanın yanması için ne yapmam lazım arkadaşlar? Akımın oradan da gitmesi gerekiyor. Dolayısıyla akımın oradan da gitmesi için ne yapacaksın? 1'i de kapatacaksın. O zaman 1'i kapatırsam akım buradan gelir, 2'ye ayrılır. Bir buradan gider, bir de buradan gider. Dolayısıyla 1, 3 olur mu? Olur. Ama baktın ki şıklarda 1, 3 var mı? 1, 3 yok. O zaman 1, 3 olmadığına göre başka ihtimallere bakacağız. O zaman akımı ben ne yapayım? Akımı şöyle yapayım. Atıyorum 4'ü kapatsam. O zaman akım buraya kadar geldi. Sonuçta buradan geldikten sonra ne yaptı burada? 2'ye ayrılacak. Bir buradan dolaşacak, bir de şuradan dolaşıp gidecek. Dolayısıyla 1, 4'ü kapatsam olur mu? Olur. Var mı şıklarda? Var arkadaşlar. Peki hocam 1, 2'yi kapatsaydık olmaz mıydı? 1, 2'yi kapatalım. Şimdi akım buradan geldi, mecbur gideceği başka bir yer olmadığı için buraya kadar geldi. Sonra burada ne yaptı? Gideceği nokta burası. İki yol var. Bir şuradan dolaşıp gider, bir buradan dolaşıp gider. O zaman 2, 3, yani 3'ü ve 2'yi kapatmam gerekiyor. 2, 3 olur mu? Olur. Şimdi şıklarda 1, 4 de var arkadaşlar. 2, 3 de var. Peki 1, 4 mü? 2, 3 mü? Pardon arkadaşlar, 1, 4 olmaz zaten. Hani 3 mecbur zaten. Hani 3'ü kapatmak zorundayım. Şunu zaten eleyelim. Çünkü hani 3 kapanmadığı müddetçe zaten şu lambanın yanma şansı yok. Yani şıklarda zaten 3'ün olması gerekiyor. Dolayısıyla buradan olacak olan nedir? 2, 3'tür. Veya ne olabilirdi? 1, 3 olabilirdi. Veya ne olabilirdi? 4, 3 olabilirdi. Hangisi var şıklarda? 2, 3 olduğu için cevabımız bursa olacaktır. Özdeş lambalar parlaklık nasıl değişir demiş. O zaman ilk durumda bakalım. İkisi de aslında basit. O zaman ama ikinci biraz daha karışık gibi, oradan başlayayım. O zaman ben buna V dersem, buradan geçen akımla buradan geçen akım aynı akım olduğu için bu da V'dir. Yukarısı 2V olduğu için aşağısı 2V olacak. O zaman V, V. O zaman üreticim kaç? V, 2V. Aynı pile bağlı olduğu için bu da 2V. O zaman paralel olduğu için bu da 2V'dir. Bu da 2V'dir. Parlaklık için o zaman potansiyele bakmam yeterli. Çünkü özdeş. O zaman X'in potansiyeli 2V, Y'nin 2V, Z'nin 2V. Yani X'in parlaklığı büyük, Y ile Z'nin parlaklığı eşit ve daha küçük olacaktır. En parlak lamba. Arkadaşlar en parlak lamba ya ana kol üzerinde olandır ya da bütün devreye paralel olandır. Şimdi ana kol dediğim şey şu. Sonuçta hani özdeş lambalar ya. Parlaklık için o zaman I'ye veya parlaklık için V'ye bakmam yeterli. Şimdi en büyük akım nedir? Üreteçten çıkan akımdır. O zaman buradan gelen akım ne yaptı? Şuraya kadar geldi, sonra burada 2'ye ayrıldı.
Eğer burası işte bizim için ana koldur. Eğer burada bir lamba olsaydı direkt en parlak odur deyip geçerdim. Çünkü en fazla akım bundan geçiyor. Diğerlerine geçen akımlar ayrıldığı için daha az olur. Ama burada bir lamba var mı? Yok. Peki ana kol başka bir yer var mı? Var. Neresi var? Sonuçta eksi olan kısma da düşüyor. Sonuçta üreteçten çıkan ana koldan gelen o akım en sonunda toplanacak eksiye. Dolayısıyla ne olacak? Eksiden gidersem şurası da ana koldur. Yani şuraya veya şuraya bir lamba bağlasaydı en parlak olan oydu. Ama orada bir lamba var mı? Yok. O zaman ana kol yoksa ikinci şeye bak. Yani bütün devreye üretici paralel olan var mı diye bak. Mesela buraya ben A dedim. O zaman burası ne oldu? A oldu. Burası ne oldu? A oldu. Üreticinin diğer kısmına ne dedim? B dedim. Burası B oldu. Burası B oldu. Burası B oldu. Düz yoldan burası B oldu. Direkt A'dan B'ye şu P var mı? Var. Yani üretici AB arasında olduğu için burası B ise burası da direkt AB arasında olduğu için burası B'dir. Ama diğerleri o V'yi ne yapacaktır? Kendi arasında paylaşacaktır. Dolayısıyla diğerlerin şeyin potansiyeli V'den mutlaka daha küçük olmak zorunda. Dolayısıyla potansiyel en büyük olan yani bütün üretici direkt bütün devreye paralel olan kim? P olduğu için en parlak lamba burada P lambasıdır. Kaç tane lamba ışık verir? Yani kısa devre olan var mı yok mu ona bakacağım. Burası A dedim, burası A dedim. Harflendirme yapıyorum. Gidebildiğim her noktaya dirensiz yoldan aynı harfi taşıyorum. Burası A oldu, burası A oldu, burası A oldu. Bir tane A arasını gördüm. Bu kısa devre, bu yanmaz geçti. Şuraya B dedim. Burası ne oldu? B oldu. Düz yoldan gelirsem burası B oldu. Şu B'den yukarıdan dolaş. Burası B oldu. Burası B oldu. Burası B oldu. B arasını gördüm. Bu da kısa devre gitti. O zaman bu ikisi yanmadığına göre A'dan B, A'dan B, A'dan B 3 tane var ve üçü de birbirine paralel. Yani yanan ışık veren lamba sayısı 3 tanedir. R bölü 3, R ve 2R'lik dirençler kullanmış. Yani bunlar özdeş lambalar değil. Lambaların filamen teli koparsa lambaların parlaklığı için ne olur? M'nin teli kopuyor. Tel kopması demek ne demek? Arkadaşlar burası bağlantı kesiliyor. Yani artık burası açık anahtar gibi davranacak. Açık anahtar gibi davrandığı için şöyle düşün. Burası V ise paralel olduğu için şurası nedir? V'dir. Yukarının toplamı nedir? V'dir. V'yi bu ikisi kendi arasında ne yapıyor? Paylaşıyor. Hatta aynı akım geçtiği için şuna V diyeyim. Ben buna 2V diyeyim. Buranın toplamına 3V diyeyim. Paralel olduğu için bu direkt 3V olsun. Üreticimiz de 3V olsun. O zaman burada tel kopunca bu sönecek zaten. Tel koptuğu için ne yapacak? Buradan da akım gidemeyecek. Çünkü devreyi tamamlayamıyor. O zaman bu da sönecek. Ama bu ne olacak? Aynı potansiyel, aynı direnç olduğu için aynı parlaklığı yanacak. Yani dolayısıyla K'nın parlaklığı değişmeyecek. L ve M ise ne yapacaktır? Sönecektir. Parlaklıkları kıyasla demiş. Devreyi bir çözümleyeyim. Burası A ise burasına A dedim. Burasına A dedim. Üreticinin diğer kısmına B dersem burası B, burası B. A'dan B'ye bir şey göremedim. O zaman şuraya C dedim. O zaman burası C, burası C, burası C, burası C. O zaman devre ne yapıyor arkadaşlar? A'dan önce C, C'den de B'ye gidiyor. A'dan C'ye nasıl gidebiliyorum? Bir K lambasından geçip gidebiliyorum. Bir de aşağıdaki isimsiz lambadan geçip gidebiliyorum. Sonra C'den de B'ye L ve M'den geçip gidebiliyorum. L ile M'den geçeceğiz. Lambalar özdeş mi? Özdeş. O zaman ben buna V dersem buranın potansiyeli paralel olduğu için V olacak. Dolayısıyla buradan geçen akım I ise buradan geçen akım I'dir. Buradan gelen akım 2'dir. Bunlar da paralel olduğu için V'ler eşit. Lambalar da eşit. Özdeş dirençler de eşit. O zaman akımlar da eşit olacağı için yine I olacak. Dolayısıyla bunlar da yine V olacak. Dolayısıyla K, L, M hepsinin potansiyeli veya akım aynı olduğu için özdeş lambalar olduğu için parlaklıklar da eşittir. Demiş ki iç direnci ihmal edilen üreticinin her biri direnciliği olan özdeş KL ampulleriyle direnci R bölü 10 olan M ampulü ve X anahtarı da kurulmuştur. X anahtarı açıkken K lambalar ışık veriyor. Şimdi arkadaşlar dikkat edersen burası A ise burası nedir? A'dır. Burası nedir? A'dır. Üreticinin şu kısmına ben B dersem burası B ise burası B'dir. Burası B'dir. Ne olacak? Paralel olduğu için o zaman buranın V'si ve buranın V'si birbirine eşit ve bu yanmıyor. Anahtarı kapatırsam ne olacak? Anahtarı kapatırsam burası da yine A'dan B'ye olacak. Yani bunlara paralel bir şey eklemiş olacağım. Üreteç değişmediği için ne olacak? V ise gene V, gene V. Bu da V olmuş olacak. Dolayısıyla buranın potansiyeli değişmediği için buraya giden akım değişmeyecek. Buraya giden akım değişmeyecek. Ama ekstradan artık buraya da akım gidecek. Hatta direnci daha düşük olduğu için buraya daha fazla akım gidecek. Yani ne olacak? Üreticinin ürettiği akım miktarı artacak. Ama K, şu iki lambadan K ve L lambasından geçen akımlar ne yapmayacak? Değişmeyecek. Dolayısıyla KL lambalarının ne olacaktır? Parlaklığı değişmeyecektir. Ama üreteç daha fazla akım ürettiği için ne olacaktır? Işık verme ve parlaklık durumu ne olacaktır? Değişmeyecek. Sadece üreteç daha fazla akım ürettiği için daha kısa süre boyunca ışık verecek. Yani ışık verme süreleri azalacak sadece.
K ne yapmaz? Parlaklığı değişmez. L ne yapmaz? Onun da parlaklığı değişmez. Yani hiçbir şey değişmeyecek. Cevabımız Edirne olacaktır. Özdeş lambalarmış. 2V, V ve 3V üreteçleri farklı vermiş. Özdeş ise güç için ne yapacağım? V kare bölü R'yi kullansam R'ler eşit olduğu için V'ye bakmam veya sadece güç için I kare çarpı R'yi kullansam R'ler eşit olduğu için İ'ye bakmam yeterli. Peki ikinci devre daha karışık gözüküyor. En karışık olan ikinci devre, oradan başlayacağım. Bu V ise paralel olduğu için burası da nedir? V'dir. Buradan giden akım İ'dir. Buradan giden akım İ'dir. İ'ye gittiği için buradan birleşerek 2'ye geçiyor. 2'ye geçtiği için burası ne olacaktır? 2V. V burası 2V, burası üreteç ne? 3V. Sıkıntı var mı? Yok. Bu üreteç 2V ise özdeş olduğu için ve seri olduğu için bunlar VV paylaşacak. Bu üreteç V ise paralel olduğu için bu da V, bu da V, bu da V olacak. O zaman K'nın parlaklığı V, M'nin parlaklığı V, L'nin parlaklığı ne? O da V. Dolayısıyla 3 lambanın parlaklığı da birbirine nedir? Eşittir. Evet, 9. pekiştirme testimizi de burada bitirdik. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.